Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Haftanın başlangıcındayız. Umarım pazartesi gününüz iyi geçiyordur. İşiniz, okulunuz, bir şeyiniz vardır. Belki canınız sıkılıyordur. Ama şu an benim bulunduğum şehirde çok kapalı. Birkaç gündür böyle zaten. Sabahın serinliğinden, sabahın hüznünden merhaba falan demeyeceğim tabii ki. Çünkü keyfimiz yerinde. Umarım yerindedir. Böyle bir sıkıcı bir haber var galiba. Çünkü eğer yerine bir şey bulmazlarsa çok sıkıcı olacak. Dün gece e, bu haber çıktı. Ben de sabah uyandığım gibi ilk iş birazcık bununla ilgili haber var mı diye bakmak oldu. Ve bunu da şu an size sunuyorum. Arkadaşlar dün aldığımız habere göre WrestleNomics de yanılmıyorsam ben de toplulukta duyurdum. WWE'nin Day 1 pay per View'un iptal edildiğini söyledi. Bununla ilgili henüz WWE'den resmi bir açıklama olmadığını bilmenizi istiyorum. Bunu bilin. Çünkü resmi bir açıklama olmadığı sürece bu şu anlık bir iddiadan öteye geçemez. Ama her yere yayıldı artık. Ve WrestleNomics'te e, bu işin <laughs> bilenlerinin de takip ettiği hatta Fightful Select'in de Fightful Select'ten birinin falan da bunu biliyorsunuz. İşte onları takip ettiği hatta bir tweet yapmıştı tweetten. Fightful'dan biri de yanılmıyorsam hatırlamıyorum tam olarak kim şimdi. O yüzden de aslında bahsetmeye değer bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şimdi size birazdan birkaç bir şey göstereceğim. Öncelikle Day One Pay Per View neydi? Ya da dur hemen şunu söyleyeyim. Önümüzde hangi Pay Per View'lar var 2022 yılında? 5 Kasım'da Crown Jewel var. 26 Kasım'da da Survivor Series War Games var. Bak çok güzel iki olay. Bir tanesi Survivor Series ve War Games konseptinin birleşmesi zaten çok güzeldi. Onun dışında da Crown da bizim saatimize göre Arabistan'da yapılacağı için erken saatte olacağından dolayı izlememiz daha kolay olacak. İkisi çok güzel bizim için. Ama şöyle bir şey var. Hapşuracak gibiyim. Bir de bir su içeyim. Eh, olmadı. Şöyle bir durum var. Kasım ayında iki tane pay ürünümüz var. Aralık ayında hiç yoktu. 1 Ocak'ta da Day vardı. Yani birinci gün zaten biliyorsunuz olayını. Geçen sene hatırlayanlar vardır. Ya bir tarihsizlik gidiyor Day Yeni bir oluşum yaptılar. Geçen sene ilk defa yaptılar tarihte. 1 Ocak'ta yapalım hadi böyle yılbaşı şovu falan diye. Roman Reigns korona bilmem ne ıvır zıvır. Belki de koronaydı sonradan dur bunu hikayeye vuralım bir şey dediler. Burak birden birdenbire o gece yani hiç haberimiz yoktu. Şov başlamasından bir saat önce bir buçuk saat önce maça soktular. Fatal 4 way maç WWE Championship şeye döndü. Fatal 5 way'e döndü. Burak Lesnar kemeri kazandı. Burak Lesnar'ın kemer kaldırmasıyla şovu kapattık. Garip bir şov oldu gerçekten. Yani çok hiç sıra dışıydı. Bir de dediğim gibi şanssızlıklar peşini bırakmıyor. WWE'nin de Dayvan'ın da bu konuda. Şimdi iptal etme gibi bir durum söz konusu. Şimdi bunun nedenine bir gelin bir bakalım sizle beraber. Şimdi öncelikle haberi zaten okuduk. Şurada Dave bir açıklaması var. Onu bir söyleyeyim size. Dave Meltzer diyor ki There were conflicts with major football games in Atlanta. Şimdi 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Şimdi en başta şunu söylediler zaten. 1 Ocak'ta olmayabilir Devan. 31 Aralık'a çekebilirler diye bir söylem geldi. Ondan sonra Dave Meltzer diyor ki Atlanta'da yapılacaktı day one bilmeyenler için söyleyeyim. Amerika'nın Atlanta şehrinde ve Atlanta'da da o gün büyük bir futbol maçı varmış. Şuradan bakın gelin buradan bakalım. 31'inde bir şey yok bu arada uyduruyor Dave Meltzer. 31 Aralık'la biri falan değil NFL futbol maçı diyorsan NFL'in schedule'ına şu an takvimine girdim. 1 Ocak 2023'te Arizona ile Atlanta'nın maçı var orada. Bu önemli bir maç herhalde oraya göre. Ben tam takımları bilmediğim için. Ama zaten fark etmiyor. NFL'de şehrinin takımını tutan herkes takır takır maçlara aktığı için. Tam o gün maç var. 1 Ocak'ta. Atlanta'nın maçı var orada. Ve bu muhtemelen WWE aylar önce ya yani WWE Day One zaten duyurulmuştu. Hani seneye de yapacağız diye. O zaten ta geçen seneden belliydi bu Day olacağı. Yani öyleydi. Ama NFL'in işte bu işte Amerikan National Football League herhalde işte Amerikan, Amerikan Futbol Ligi'nin takvimi sonradan belli oluyor. Ve tam o güne denk geliyor. Şu an Atlanta ile Arizona'nın tabi bu belli oluyor dedim de bu aslında yine daha önceden de belli oldu o kadar da bir yıl önce olmasa da. Denk geldiği için bunun sıkıntı oluşturabileceğini söylemiş Dave Meltzer. Çünkü insanlar elbette Amerika'da futbol yani çok daha önde geliyor. Kıyaslayamazsınız zaten tabi bile. Hani kimle kıyaslarsınız? Belki NBA ile basketbolda ki onu bile tokatlıyor. Amerika'nın en popüler sporu. Türkiye'de nasıl futbol izleniyor? Orada da Amerikan futbolu bir numaralı spor. O yüzden de aynı gün çakışırlarsa düşün şimdi mesela. Ha bir etkinlik düşün. Adamlar bir şey yapıyor Türkiye'de. Hadi geldiler. Güreş demek istemiyorum çünkü orada çok popüler bir şey. Popüler bir spor söyleyin. Ne bileyim basketbol maçı söyleyin ya. Ha, basketbol maçı söyleyin. Bakın neyle kıyaslayacağım şimdi onu anlayın. O gün Galatasaray'ın basketbol maçı var. Bir de Galatasaray'ın ya da herhangi bir takım Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın basketbol maçı var. Aynı günde futbol maçı var. Aynı saatte ama ikisi de. İnsanlar hangisine gider? Bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli, Beşiktaş'ın ilk alternatifi elbette futbol olacaktır. Çünkü daha popüler. Ondan sonra hadi ya da sevenler basketbola falan gider ama o kadar ilgi çekmeyeceği belli. Belli hangisinin daha çok ilgi çekeceği. O onunla kıyaslama yapabiliriz. Hmm, burada şey vardı Evet, birkaç hafta önce farklı bir güne taşınması gibi bir durum söz konusu olmuştu. Bu muhabbeti vardı. Dayvan'ın. E o zaman da Dayvan ismi çöp olacaktı tabii ki. Papers between Survivor Series and Rumble. Şimdi böyle olursa sıkıntı var. Ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İptal olursa bir sıkıntımız var. Şimdi önümüzde zaten en yakın NXT'nin hani paper özel showu Halloween Havok var. Cadılar Bayramı showu zaten bu. Bak bu güzel olabilir İz izleyebilirsiniz. Eğer erken saatte olsaydı bazen NXT böyle e, WWE'nin ana kadro şovlarıyla aynı güne falan yaptığı zaman ya yani da bir gün sonra falan erken saate çekiyordu. Güzel oluyordu. Ben izliyordum onları. Ama şu an e, yani Halloween Havoc için gecenin ikisinin üçünde falan show yap, şey yapmam yayın falan yapmam yani. Crown Jewel var 5 Kasım'da. Bak bunu unutmayın. Hazır Roman Reigns'te Logan Paul'un maçı duyuruldu. Hatta Brock Lesnar geri döndü. Bobby işte muhtemelen Crown Jewel'da maç yaparlar. Bunları bir kendiniz şey yapın. Aa tamam burada maçlar var ve saat erken saatte olacak. Yani 8 defa olur yani. Tam saatinde bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Bakarız ona yine. Sıradaki paper'ı bu çok soruyorlar çünkü var Abi sırada ne var diye. Yorum olarak da yayınlarda da Crunchyroll var 5 Kasım'da haberiniz olsun. Erken saatte olacak beraber izleriz. Survivor Series War Games var. Bunda bir aksilik olmazsa beraber izleme planım var. 26 Kasım'da. Şimdi Kasım'da 2 tane pay -per -view var. Neredeyse 20 gün aralıkla. Süper bir şey bu. Crown izleyeceğiz. 3 hafta sonra hemen Yeni bir paper var. İşte ondan sonra Aralık ayı full boş. Ama 1 Ocak'ta devan vardı. Şimdi iptal oldu. Hadi bakalım. Diyelim ki iptal oldu. Şu an resmi açıklama gelmese de gelir gibi. Çünkü böyle haberler yayıldığı zaman mutlaka bunun bir gerçeklik payı oluyor. 26 Kasım Survivor Series, 28 Ocak Royal Rumble. Tam 2 ay var. Eğer devan iptal edilip yerine bir şey konmazsa ki ani bir şey koymak çok büyük problem. Onun bir hazırlığı olması lazım. Ya da belki hani Day One'da biz zaten bunu yapacaktık diyerek. Dur hadi onun ismini değiştirelim. Başka bir şey yapalım ama Atlanta'da olmayacak şimdi. İnsanlar Atlanta'ya çok şey oldu. Belki de bilet aldılar oğlum. Bunların biletleri satışa çıkıyor şu an. Bunu söyleyeyim de. Biletler satışa çıkıyor. Ve insanlar neden Day gitmek istediler? Çünkü bunun belki de 2 ay öncesinden falan Brock Lesnar'lı bir duyuru yaptılar çünkü adamlar Day e hazır Burak Lesnar da geldi. Tam Dayvan'da biz Atlanta'dakiler dedi ki o Burak Lesnar falan da geliyor. Tamam ben Burak Lesnar'ı da görmek istiyorum deyip izlemek isteyecekler belki. E şimdi onu aldınız elinden. Değil mi? Şimdi bakın. Bunlar önemli şeylerdir. Amerika'da öyle kolay kolay dur bilet sattık da dur iptal ettik falan olabiliyor bazen çok ekstra durumlar dışında. Pek de kabul edilebilir bir şey değil tabii bu. Ama ne yapacaklar şimdi bilmiyorum ben. Onların gözünden bakarsan... ...adamlar belki bilet aldı, iptal oldu. E yeni paperu yapacaklar. Atlantı'dan değil başka bir şehir alalım. Aynı gün değil belki. İşte Aralık ayında. Ben isterim bu arada böyle TLC, Armageddon. TLC çok gerek yok bence. Armageddon gibi bir şey olabilir ki... ...burada da yazmışlar. Dave Wasser da söylemiş. Armageddon gibi bir şey işte belki... E, ...geri getirebilirler. Ama önemli olan detaylardan bir tanesi de... ...Triple H belki de... ...tam orası şey... ...Amerika'da Holiday diye bir şey var abi. Amerika'nın bu şey tatilleri işte... Cadılar Bayramı'dır. Christmas'tır mesela Noel. Tabii şimdi 1 Ocak deyince insanlar şey diyecek bizdeki gibi. Oğlum işte yılbaşını mı şey yapacaklar? Amerika'da öyle yılbaşı kutlaması bizdeki Noel gibi olmuyor bu arada. Bunu da bilin. Öyle. Bizdekiler Noel gibi kutluyor çünkü yılbaşını. <laughs> bunu biliyorsunuz yani. Şükran günü Noel. Yılbaşı bizde mixlenip Noel Baba şapkalarıyla kıyılbaşı kutlanıyor. Alakası yok halbuki. Kültür olmuş bizde de bu artık. Yerleşmiş. Böyle eğleniyor insanlar ama Christmas mesela yılbaşından zaten önceleri hani aralığın kaçıydı son haftası falan olması lazım. O zaman kutlanan yani en popüler tatillerden bir tanesi. İşte Thanksgiving falan onu, o, gerçi o gün değildi. İşte tam o aralar arkadaşlar şu an Ekim ayı ile itibaren Amerika'da tatil sezonu açılıyor. İnsanların patır patır çok üst üste tatilleri var. Ve Triple H'de Break over the holidays diyor. İşte bu tam tatil döneminde diyor. İnsanlara da bir hadi boşluk bırakalım belki diyebilir Triple H diyor. Ama bu bu pek öyle 2 ay boşluk bırakılacak pay per view boşluğu bu arada tabi yoksa tam insanlar tatil yapsın yılbaşını elbette beraber geçirsinler aileleriyle falan ama yani duyurulmuş bir şey varken insanlar bunun biletini almışken bunu iptal etmek çok sakıncalı bence ne olacak bilmiyorum o yüzden ha kendi açımdan söyleyeyim sizin açınızdan siz de bir izleyicisiniz Türkiye'den oturup izliyorsunuz güreşi Survivor serisinden sonra Royal Rumble'da 2 ay boyunca pay per view yok e ne olacak o zaman? Şimdi mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben pay view yayınları yapıp bunlarla onlar yani pay -per view yayını, tahmin videosu, değerlendirmesi şu 3 içerik özellikle benim her zaman kanalında o ay en çok izlenen içerikler oluyor. Benim için gitti mesela şu an. Şey Aralık ayı gitti. Ocak Ocak'ta neredeyse gitti olacak yani. Anladınız mı mesela. Ha, bana da böyle bir zararı var. Ha, onun dışında bir izleyici olarak da e bana sunduğum bir şey var. Ben o günü bekliyorum şimdi. O zaman bir pay per view var yani. İzleyeceğim. Ama böyle yaptığınız zaman izlemeyeceğim yani. O yüzden göreceğiz. Hani sadece bunun sebebi Atlanta'da o gün Arizona ile maç var Amerikan futbolu. İşte o yüzden bizimki tutmaz, bilmem ne olmaz diye falansa bilemiyorum artık. Ben olsam değiştirmezdim böyle bir şey için. Sonuçta güreş seven insan ona gelir, futbola giden ona gider yani. İlla çünkü bu sadece bilet satışı bu arada. Tam aynı gün çok büyük maçlar var. Şeye doğrudur bu arada. Bakın bir bakayım. NFL. Çünkü işte daha bayağı varmış işte şeye doğru. Super Bowl'a Amerikan futbolunun finali daha bayağı da oluyor. Birkaç hafta oluyor. Wild Card falan. İşte önemli maçlar diye belki tutmaz mutmaz diye. Hani sadece oradaki bilet satışının dışında adamlar şeyi de düşünüyor muhtemelen. İşte tam en önemli artık herhalde playoff'ları falan mı var? Tam da bilmiyorum futbol, Amerikan futbolunu. O döneme doğru gidilen süreçteki önemli haftalar olduğu için insanlar pek ilgi göstermez mi diyor. Abi o zaman geçen sene de yapmayacaktın. Yani bilmiyorum artık. 2022'nin şeyinde pandemi mandemi bilmem bir şey olmuş muydu onu da hatırlamıyorum ki. 2022 Ocak'ta. Allah bilmiyorum. Ne yapacaksanız yapın. Ya bir şey bulun. Ya iptal etmeyin. Ki zaten resmi olarak duyurulmadı. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir olay var yani. İnsanlara duyuruyorsun o kadar. Burak Lazer geliyor bilmem ne. Sonra da dur işte Amerikan futbol bilmem nesi var da. O son saniyelerde olmaz işte bu. Böyle adım adım artık yaklaşıyoruz. Bu, bu, zamanlarda olmaz bence yani. Bunun bir çaresini bulun. Lütfen. Ben gidiyorum. Siz de haftanın ilk günü umarım mutlusunuzdur. Keyiflisinizdir. Değilseniz de ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Güreşle ilgili. Mutlu etmeye çalışırım. Yayınlar falan. Öyle. Bay bay.